Çukurova Sanat Girişimi'nin bu sezon dönem açılışını dünyalandık. İlk etkinliğimizde bugün sizin onur verdiğiniz sanat bildiğini bir etkinliği. Çok da önemli bir onur gündemde Yaşar Kemal 100 yaşında. Yaşar Kemal'i 100 yaşında Yaşar Kemal'le konuşabilmek için çok önemli bir konuğumuz olmalı diye düşündüm. Bu çerçevede Altın Murat Düşünce ve Sanat Platformu'nun kurucusu Haluk Uygur'u sizler tanıyorsunuz. Ancak canlı yayında tanımayanlar varsa biraz sonra da hakikaten bilgiler vereceğim. Ama niye biz Altın Oran'ı ve Haluk Bey'i seçtik? Çünkü Altın Murat Düşünce ve Sanat Platformu'nun bir sal sözü var. Diyor ki sanat Adana için, Adana'dan dünyaya. Yaşar Kemal de bizim için memleketimizden çıkıp Çukurova'dan dünyaya ulaşmış önemli bir değer, önemli bir sanatçı. Çok fazla bunlar ayrıntılarına girmeyeceğim ama 100 yıllık süreçte hala yaşamaya ve insanların ilgi odalarına, merkezinde olmaya devam ediyor. Biz de bu çerçevede sevgili Haluk Uygur'la Yaşar Kemal'i konuşacağız. Kısaca da canlı yayın için söylüyorum. Haluk Bey'den söz etmem gerekirse. Haluk Bey tıp doktoru aslında ama fotoğraf ve diğer birçok sanat dalları ile bu disiplinler bir şekilde uğraşan ve açtığı atölyelerle birçok insana dokunan, eğiten, öğreten, öğrenirken öğreten, öğretirken öğrenen, çok yönlü, çok üretken bir sanatçıdır. Ve yaklaşımı da multidisipliner bir yaklaşımdır. Çünkü sanatın hiçbir dalını bir dalına ayıramayız. Hepsini iş çağırırsa çok daha üretken ve verimli olur diye düşünür. Ben de bu yolculukta yanımda olmaktan çok mutluluk duyarım, gurur duyarım. Söz Haluk Bey'e. Teşekkür ederim. Yani ne hakkında çok önemli bir kişi olmak. Sadece işte Yaşar Kemal ile ilgili dostlarımla, gönül vermiş dostlarımla ortak işler yapmış biri olarak burada bulunuyorum. Çukurova Sanat Girişimi'nin kurucusu Yeğenoğlu beni arayıp ya, Yaşar Kemal'in 100. yaş dönümü aldı ki acaba bizim Çukurova okulunda bir konuşma yapar mısınız dediğinde ilk başlarından benim ne haddime yani bu kadar derin bir edebiyat insanını benim gibi bir fotoğrafçının sunması diye düşündüm ama o arkasından devam etti. Aslında biz onun farklı sanat disiplinleri tarafından nasıl görüldüğünü de merak ediyoruz gibi bir cümle kullandı. Ha, o zaman herhalde bu uygun olabilir dedim. Nedeni de şu, çünkü işte burada kendileri yani sevgiyle bahsediyorum. Altın Kursa'nın yönetim kurulu başkan vekili İsmail Tüniç'in kardeşim var. Altın Kursa ve şeyle birlikte Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte aramızda birkaç tanesi aramızda şu an lisede, lise çağındaki gençlerle birlikte bir Yaşar Kemal ile ilgili bir fotoğrafik çalışma yaptık. Eğer ki şey, Yaşar Kemal'i bir fotoğrafçı gözlüğüyle nasıl tanımlarız, hoş geldiniz, konusu işlenecekse o zaman doğru
gerideyiz. Ama bir eksiklerimiz var diye düşünüyorum. Niye? Bu tek başına benim bilgim değil. Şimdi müsaade ederseniz konuşmaya başlamadan evvel onların şöyle bir ayağa kalkıp isimlerini söylemelerini istiyorum. Önce bu projede benimle birlikte eğitmen olarak katılan Meltem, Esen, Metiye, başka kimler var? İsmail abi, kalkarlar mı acaba? Evet. Yani beraber yaptığımız bir projedir bu. Gençlerin Yaşar Kemal'i fotoğraflarla nasıl anlatılmasına dayanan bir proje. Gençlere de bir görelim isterseniz. Evet. Bakın dördü bunda. Aslında kaç kişilik? 17 mi kişi? Evet. Hepsinin resimleri. Senden habersiz konuşuyor. O zaman daha da gençtiler. Ve şimdi evet buyurun lütfen. Dolayısıyla kendilerinden rica ediyorum. Ben burada bir eksik bir şey anlatırsam, kendilerinin bir şey ekleme ihtiyacı olursa her eğitmenlere lütfen katılsınlar. Yahut da onaylasınlar da yani onaylamak için. Evet öyle oldu demek için de lütfen şey etsinler, katılsınlar. Bugün Yaşar Kemal'in doğumunun 100. yılı diye her yerde yazıyor. Ama aslen önemi çok önemli değil. Bilmiyorum Çetin abi emin mi? Herhalde emin değil. Çünkü Yaşar Kemal kendisi de emin değil. Bakın Yaşar Kemal kendini anlatıyor isimli kitapta. Elaine Baskut'le yaptığı konuşmalar var. Zaten bizim projemizin temeli de bu kitap arkadaşlar. Elaine Baskut biliyorsunuz Yaşar Kemal'in Nobel alması için öneride bulunan kişilerden biri. Belki de sadece o mu yoksa başkaları da var mı bilmiyorum ama o. Dolayısıyla onunla bu kitap boyunca kendini anlatmış Yaşar Kemal'e. Şimdi benim gibi bir adam Yaşar Kemal nereden tanıyacak? Ben iki kez görüştüm kendisiyle. Görüşmemin nedenlerini de anlatayım. Birincisi hemen buradan biraz ileride bir Karacaoğlan Müze Kütüphanesi var. Yani eski Ethem, dişçi Ethem Konağı restore edilerek müze haline getiriliyordu. Ben de o müzenin danışmanıydım. Yaşar Kemal Müzesi olacaktı o müzenin ismi. Yaşar Kemal'le görüşme görevini bana verdiler. Ben de görüştüm. Ne haddime? Ne haddime dedi. Karacaoğlan Dadaloğlu dururken bir müzeye, edebiyatla ilgili bir müzeye Yaşar Kemal ismi verecek. Anlamadım ama izin vermedi adam. Sonuçta madem Karacaoğlan veya Dadaloğlu diyor, biz de Karacaoğlan koyalım dedik. Karacaoğlan Müze Kütüphanesi oldu orası. Şimdi kapalı duruyor ama tüm müzeler gibi. Çünkü biz böyleyiz işte. Böyle bir ülkeyiz maalesef. Sonra bir kez daha görüştüm. Bu defa da Sinema Müzesi'nin ve Abidin Gino Parkı'nın küratörlüğünü bana verdiler. Bunu yapacağım. Yüzün Dino, Abidin Gino Parkı nedeniyle Yüzün Dino'nun konuyla ilgili kitaplarını araştırdığımızda işte Abidin Gino'nun Evleri isimli şeyde belediyenin hemen yanındaki parkın aslında halk evinin bir park olduğunu, Abidin ve Arif Dino'nun orada oturarak başta Yaşar Kemal, Orhan Kemal olmak üzere birçok genci sanatsal olarak eğittiklerini öğrendim. Ve Yüzün Dino oraya Adana Sanat Akademisi diyordu zaten. O zaman hem sinema müzesine hem oraya bir heykel tasarladım. Bu şu, Abidin Dino oturacak, bir şeyler anlatacak.
daha önce anlatmış olduğu Yaşar Kemal ve Orhan Kemal de büyümüş ve onun yanında olmuş olacaklar. Karşısında bir sandalye olacak, sandalyenin önünde de bir kuş olacak. Kuş da niye koyduğumu birazdan burada göreceksiniz. Dolayısıyla o kuşlar büyüyecek, yeni Yaşar Kemal'ler, yeni Orhan Kemal'ler olacak şeklindeydi. Ve o heykeli hem müzede kullanmak hem de parkta kullanmak üzere önce Hüsnü Dino'dan ta Hanife Hanım'la masrafında kendinizi karşılayarak Paris'teki Abidin Dino'nun yaşadığı eve kadar giderek isim aldık. Ardından Orhan Kemal'in oğulları Nazım ve Işık Öğütçüler'den de isim aldık. Yaşar Kemal'den de almamız gerekiyordu. Aradık, sizin heykeliniz yapacak. Bulmaz ki. İyi olmaz, harfler heykelini bilmez. Sonra, niye anlamadım ama sonradan anladım konuşmalarda. İki nedenle heykelin dikilmemesini istiyordu. Ki bunu nereden anladım? Çünkü kendi köyü Hemidiye'de heykelin dikilmesi için çaba sarf edilmiş, izin verilmiş. Bunun yerine İnce Mehmet'in heykeli dikilmiş. Aslında İnce Mehmet, Yaşar Kemal, Yaşar Kemal, İnce Mehmet. Onun dikilmesini istememesinin nedeni iki taneydi. Yine bizim ülkemizin gerçekleri bu. Birçok heykel benzemiyor. Belki kötü. Nitekim kendisinden sonra o Hemidiye'deki kültür merkezinin üstüne yaptılar bir tane karikatür. Bu nedenle idi. İkincisi ise kırarlar konusuydu. Maalesef kırarlar konusuydu. Ve aslında bakın şeydeki hala gözlüğü yoktur. Abidin Dino Parkı'ndaki heykelin ben hiçbirine taktırdığım halde gözlüğü yoktu. Kırıyor. Bekçisi olduğu halde kırıyorlar. Biz nedense ta dünyanın milattan sonra 400. yüzyılda vazgeçtiği ikona kırıcılıktan biz hala devam ediyoruz. Bu nedenle karşı çıkmıştır. Tevazusu da ayrı bir konu. Sonradan ben izin vermediği halde o heykel tasarım böyleydi. Çünkü orada Yaşar Kemal olması yapılmasına yol verdim. Detayına girmeyeceğim. Çok detaylar var orada. Çok karşı çıkmışlar. Neler var ama detayına girmeyeceğim. Ve karar verdim ki Yaşar Kemal'e duyurmayacağım. Duymasın Yaşar Kemal. Çünkü duyarsa ne yapar belli değil. Ama aradan yıllar geçti. Yaşar Kemal vefat etti. Biz Ayşe babamla arkadaş olduk. Yani karısıyla arkadaş olduk. Ve o heykelin önüne gittik. Karısına dedim ki bu heykelin tasarımı aslında bana ait. Uygulaması da şu heykel tıraşları. Ama biz bunu şeyden sakladık. Yaşar Kemal'den sakladık. Ha dedi, haberi var. Bizden bile soğuk söylemeye başladım. Ya nasıl adını var? Var dedi. Ben de çok beğendim. İlkini yapmışız. Ve ben rahatladım. Yani benim Yaşar Kemal'le birlikteyim. Bu kadar. Bu arada ufak bir şey söyleyeyim. Heykel geldi, inecek aşağıya. Kamyonun şoförü ben paramı almadan heykeli indirmem diyor. Detaya girmeyeceğim. Parayı Hanife Hanım getirdi. Sağ olsun. O heykelin oraya indirme parasını Hanife Hanım verdi. Az önce para da değildi. Evet şeyle başladık. Yani Yaşar Kemal bile bilmiyor şeyle başladık. Yani ben burada şey, kendimle Yaşar Kemal'le ilgili anlatabileceğim şey bu kadar. Edebiyatın benim hakkım değil girmek. Ama Yaşar Kemal'i Yaşar Kemal'den anlatmak üzere hazırlık yaptım. Aslında bu hazırlığımız yerindeydi. İşte gençlerimiz burada. Hepsiyle birlikte biz bir müddet bu kitabı birlikte okuduk arkadaşlar. Amacımız şuydu. Bu kitapta bakacağız. Yaşar Kemal'i göreceğiz.
kendi potansiyelimiz içerisinde Yaşar Kemal'in potansiyelini de katarak bir yaratıcı güç oluşturacağız. Ve bunu da buradaki madem biz fotoğrafçıyız, burada onun anlattığı şeyleri o edebi olarak anlatıyor. Biz fotoğrafçıyız. Biz de bunları fotoğrafla anlatacağız. Başarabilir miyiz gençler? Hepsi ellerini havaya kaldırdılar. Kaldırın bakın ellerinizi havaya. Gençler kaldırdılar. Yaparız. Ve çok güvendiğim arkadaşlarım vardı. Meltem, Metiye, İsmail, Esen. Onlar da bir kaldırsın ellerini. Yani burada hep beraber konuşuyoruz. Ben tek başıma konuşuyorum. Sadece sözlüyüm. İsmail Bey de destek oldu. Tüm lojistik destek oldu. Teşekkür ederim. Dolayısıyla burada size göstereceğim şimdi iki tane 10 dakikalı film göstereceğim. Bunlar bu çalışmamızın ürünüdür. Yani Yaşar Kemal'i fotoğraflarla nasıl anlatırız? Ama biz bunu kafadan uydurmadık. Yaşar Kemal'in anlattıklarından çıkar. Temel olarak da Yaşar Kemal kendini anlatıyor isimli bu kitabı aldık. Burada okuduk sayfa sayfa birlikte tartıştık ve bazı konular seçtik. Ha, biz bu anlattığını fotoğraflayabiliriz diye bazı konular seçtik. Şimdi size şey olsun diye, ipucu olsun diye izlerken bu konulardan kısaca okuyacağım buradan. Ondan sonra zaten fotoğrafları görüp siz daha iyi anımsayacaksınız. Birincisi şu doğum gününe gelelim. Bakın kendisi ne diyor. Ben Hemite köyünde 1923'te doğduğumu sanıyorum. Bana nüfus cüzdanı ilkokulu bittikten sonra verildi. Nüfus kağıdında 1926'da doğduğum yazıyor. Yanlış olduğunu biliyorum. Sonradan uğraşarak doğum tarihinin 1923 olduğunu saptadım. Belki de tam tamına doğru değil. Ama ne yapayım? Yaşımı doğru saptayacak elimde hiçbir belge yok. Bir de köylüler yayladan geldiklerinde doğmuşum diyorlar. Bizim Çukurovalılar o zaman yayladan Ekim sonunda dönerlerdi. Bu kesin. O zaman Ekim 1923 günü belli değil. Yani biz de tabii ki onun bu söylediğine saygı duyuyoruz. Aslında bu da 1923'ü seçmesinin bir başka anlamı var mıdır? Cumhuriyet'in kurulduğu yıl diye düşünmeden de edemiyorum. Aynen Çalışkan'ın doğum tarihini bilmeyip 1928 demesi. Niye? Çünkü Latin harflerinin kabul edildiği yıldır 1928. Peki nerede doğdun? Hemite'de doğdum diyor. Ünlü Dioscorides, çağının en büyük hekimi, bir Kilikya şehri olan Anazarbos'ta doğdu. Bugün bu şehrin harabelerinin adı Anavarza. Kripya'nın şimdiki ismi ise Çukurova. Çukurova, Akdeniz'de Toros Dağları arasındaki düz, bereketli bir ova diye doğduğu yeri tarif etmeye başlıyor. Ve arkasından sanırsam benim doğduğum köy olan Hemite Köyü ve kuş bakışı Akdeniz'e 30 kilometre kadar uzakta. Aynı zamanda Akdeniz'de. Köyüm Çukurova'nın karnına doğru yürümüş kayalık bir dağın koyağında. Kayalar çok mavi, çok mor. Önümden ceyhan ırmağı akıyor. Koyağın gün batısındaki sivri kayaların üstünde bir de ortaçağ kalesi var. Ceyhan ırmağının ötesi Akdeniz'e kadar hep deniz gibi gözüken mavileyen düz bir ova. Bu ova mevsimine göre çok sarı, bazen yeşil oluyor. Ama her zaman onda günün birkaç saatinde de olsa maviliği görmek mümkün diye bahsediyor. Hemite'yi de böyle anlatıyor.
Bizler de gittik, gördük, fotoğrafını okuladık ve size de göstereceğiz buraları. Tabii Alan Başkurt biraz zorluyor kendisini. Yani Kürt kimliğini öne çıkartmaya çalışıyor. Belki de biliyor. Kürt kimliği öne çıkarsa Nobel'i almasının daha kolay olabileceği. Kimliktir. Ama hiç itirazımız yok. Dolayısıyla da kökeni Kürt'tür. Ama bu kadar kitap boyunca zorlamasına rağmen Yaşar Kemal, ben Çukurova, ben Akdeniz. Yani kitap boyunca bunu söylüyor ama geçmiş kültürünü de inkar etmeden, mesela Abdülaziz Zeyniki diye bir kişiden bahsediyor. Aslında o Abdülaziz Zeyniki Yaşar Kemal'in idolü. Takivan'da o Kürt yurdunda eve gelirmiş, destanlar söylermiş. Yani bir taraftan yazıp bir taraftan söyleyen ve bir taraftan çalan. Buna Kürtçe'de denkbeş. Denkbeş. Ve o denkbeş için şöyle övünülürmüş Yaşar Kemal'in evinde. Bu ev Abdalen Zeyniki'nin diz çöküp destan söylediği yerdir. Yani demek ki öyle bir aileden geliyor ki o ünlü denkbeş o şeyin önünde o eve geldiğinde saygıyla içeri giriyor. Yani öyle bir Kürt ailesinden geliyor kendisi. Ve kendisinin bunu örnek aldığını ve bununla devam ettiğini şu cümlesinden anlıyoruz. Hemite'den bahsederek, bir gün köye Toroslardan iki gözden de yoksun aşık Ali geliverdi. Onunla bir gece sabaha kadar çakıştık. Çakıştık. Aşık beni sevdi. Sen bu yaşta bu kadarsan sonunda Karacaoğlan olacaksın, dedi. Bu beni çok mutlu etti. Büyük üstattan izin çıkmıştı Karacaoğlan olmak. Ve yani ben hemen anladım ki güzel ismini Karacaoğlan koyarsan aslında Yaşar Kemal koymuş olacaksın. Bu biliyor, kendisi Karacaoğlan dadan oldu zaten. Çocuklar da bunu hissettiler. Ve bazıları acaba biz de Yaşar Kemal, biz de Karacaoğlan olabiliriz mi diye düşünmelerinin nedeni aslında buradan geliyor. Şimdi İsmail Bey de diğer arkadaşlarım da hazır hatırlayacaklardır. Bakın etkinliğin davetiyesi de burada. Asıl etkinliği bize deklare eden, yani bizden şöyle bir etkinlik yapmak isteyen Ayşe Baban hanımefendi bize Yaşar Kemal'in duasını anlatmıştı. Ya birden şöyle bir düşünmeye başladık. Duası nedir Yaşar Kemal? Yani aslında duasını incelediğimizde baktık ki Van'dan Çukurova'ya kadar gelen bir öykünün içerisinde öyle renkler, öyle canlılar, öyle bitkiler sattı ki inanamazsın. Zaten ortaya çıkan eserlerin hepsi bunlarla çıkıyor. Yani doğayı çıkart incelemekte geriye bir şey kalmaz. Her şey doğa. O doğa, dolayısıyla biz onun doğasını tanımak üzere dolaştık onun doğasında. Yani Hemite'den Anavarza'ya, Anavarza'dan Yılankale'ye, Yılankale'den Missis'e, Missis'ten Karadeniz'e. Dolaştık, anlamaya çalıştık ustayı. Doğa güçlü bir karakter orada. Aynen. Güçlü bir karakter. Doğayı sadece koparabileceğiniz bir çiçek, izleyebileceğiniz bir arı veya yukarıda uçan bir kartal zannetmeyin. Doğa aslında ona göre
kilimin üzerine çiçek desenleri yapan yörük kız. Gittik gördük onu. Değil mi? Gördük. Bakın ne diyor? Çoğunlukla kilimleri genç kızlar dokuyordu. Ben de sabahlardan akşama kadar tezgahların önünde evdeki kilimleri seyreder gibi kilim dokuyanları seyrediyordu. Kilimin üstünde çiçek desenleri. Bizzat onun duası. O kilimlerin yere serildiği yörük çadırları. Yaşayan karakterler. Hepsi onun duası. Kısa gideceğim çünkü şeye bakacağım arkadaşlar. Ve bakın onun duasında aslında geçmişten gelen bir tarih var. Tahsin Sezer arkadaşım hatırlar. Anavarza'da Hatun Dilci teyzemiz. Rahmetli oldu. Ruhun içinde yatsın. Hatun Dilci teyze böyle elini koydu. Biliyor musun sen dedi. Kendine çok güvenirdi. Biliyor musun sen dedi. Neyi dedim Hatun teyze. Yaşar Kemal İnce Mehmet'i burada yazdı. Kendi evi. Evinin de öyküsü büyük. Ona girmeyeceğim. Çok vaktinizi alırım. Ama İnce Mehmet'i bu evde yazdı. Büyük iddia. Şimdi açtım İnce Mehmet'i. Daha başlarken Anavarza'yı tarif ederek başlıyor. Anavarza'nın işte bataklığını vesaire. Kurabilir demek ki. Ustayı sohbetim sırasında sordum. İnce Mehmet'i Hatun Dilci'nin elinde mi yazsın? Dedi ki, güldü. Bırak öyle desin dedi. İnce Mehmet, ben romanlarımı 20 yıl düşünerek. Şurada yazdım, burada yazdım denilemez ama orada da yazmışım. Bırak desin dedi. Ve ben demeye devam ettim. Yazdım da birçok yerde. İnce Mehmet'i burada yazmış. Ya niye? Çünkü bana varsayı öne çıkartabilmek için Yaşar Kemal'i kullanmak istedim zamanında. İnce Mehmet'i burada yazmış. Anladım. Dolayısıyla sadece orada değil, bana varsa tarih. O bölgeyi gezmişsinizdir, bilirsiniz. Sadece ana varsa mı tarih? Hem ülkenin tepesinde bir kale var, 4000. Hemen karşısında Kastamonu antik kenti var. 2000 yıl önce Afrodit rahibeleri kızgın köz üzerinde yürüyerek orada saltın yaparmış. Hatta bir rivayettir ki rivayetler söyleyenin güvenliği içerisinde anlatılır. İskender bile oraya gelmiş. Tarsus'taki hastalığını tedavi etmek için oradan şifa almış derler. O karın karıştı Demirten'in arada bir ceyhan var. Üstü kuştu. Hemen onun yukarısında ne var çocuklar? Hemen Kastamonu'nun yukarısında. Evet. Hayır çocuklara soruyorum, gençlere soruyorum. Karadeniz. Yani Anadolu'nun en eski uygarlığının alfabesinin çözüldüğü yer. İki dilli kitabe orada bulundu ve Fenikece bilindiği için Hititçe çözüldü. Lübüce'dir aslında. Ve 9000 Turşaş'ta bulunan benliğin 9000 bazıları 30000 diyor. Tablet okundu ve anlaşıldı ki Anadolu'da Greklerden önce başkanlar. Zaten Atatürk bunu söylemişti değil mi arkadaşlar? Bakın Yunan orduları emperyal etki altında Polatlı'ya kadar geldiğinde daha Polatlı'dayken
Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar aldı diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü kararıdır arkadaşlar. Birincisi muhtemelen hakimiyet kayıtsız şartsız milletinindir. İkinciyi bilmiyorum. Üçüncü karar bu. Hattuşaş'ta Alacahöyük Müzesi'nin duvarında asılı bu karar. Hattuşaş kazılsın. Alacahöyük Müzesi'nin önünde de bir takım böyle kaza aletleri falan var. Para üstünde yazıyor. Bunun parası Atatürk'ün cebinden gelmiş. Ya şimdi şey Polat niye gelmiş? Düşman Polat niye gelmiş? Sen Hattuşaş'ı kazdırıyorsun cebindeki parayla. Bu nedir? Çok kolay. Sonradan anladım ben bunu. Belki yanlış bilmiyorum ama ben söyleyeyim burada. Yazdığım için de söylemekte çekinmiyorum. Savaşı kazanacağını biliyor. Çünkü emperyal işgaller her zaman yok olacak. Kazanacağını biliyor. Ama kazandıktan sonra masaya oturacak. Masada işgalciler diyecek ki ya millete bak, ya sen Efes'e bak, ya şuraya bak. Hepsi bunların Grek uygarlığı. Demek ki bu burası bizim. Ama bunu bizim. Siz ne diyorsunuz? Atatürk de o zaman diyecek ki çözülürse eğer iki birliktade diyecek ki olur mu sizden 2000 yıl evvel eti İttin karşılığı Fransızcası etidir. Eti uygarlığı vardı bunlar. Etiler de Türk'tü diyecek. Doğru yanlış tartışılır. Ben hiç ırklara dayalı bir şey yapmam. Ama Atatürk böyle diyor. Zaten Ankara'nın ambleminin Hitit güneşi olmasının nedeni de budur. Ne mutlu Türk'üm diyenin altında yatan cümlenin altında yatan şey de budur arkadaşlar. Yani Anadolu'da yaşayan herkes ta Hititlerden beri hangi uygarlık olursa olsun buradan gelenler ve bizden sanıyorlar. Ama maalesef o Hitit güneşi kaldırıldı. Öyle zannetmeyin ki gelişi güzel kaldırıldı. Öyle değil. Dolayısıyla bizim Hitit kökenimiz yok edilmiş oldu. İşte Karadere arkadaşlar. Yani Yaşar'ın Çamber. Peki Atatürk'ün iki dilli bir kitabe bulun bu şeyleri çözün diye görev verdiği kişi kim? Kim? Halep Çamber'in babası. Hasan değil mi? İsmi Hasan. Evet. Halep Çamber'in babası. O bulamamış. Ama belli ki kızına bunu aşılamış ki böyle bir şeyi ve o kadar zeki bir şeyi gitmiş arkeoloji okutmuş. Sorbonda arkeoloji niye okutsun? Kim bulsun diye. Ve bulmuş. Ve işte burası Karadere arkadaşlar. Karadere. Ve burayı gezerek büyümüş Yaşar Kemal. Bakın ne diyor? Hitit kralı, yani Aside Van'dan bahsediyor, Kabaratepe kralından. Hitit kralı yazıtında Toroslardaki eşkıyaları yok ettiğiyle övünüyor. Anavarsa'da da daha önce söylemiştir ya, Hitit kabartmaları var. Kastabağla, Misis, ilk çağların ve orta çağların bizim köyün yakınındaki önemli şehirler. Benim çocukluğumda bu dünyanın en bereketli topraklarından beslendim. Söyleyeceğim şey çok fazla ama anlıyorum ki biraz şey diyorsunuz. Kısa keserek devam edeyim. Ama şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Ben Avrupalı değilim. Ben Akdenizliyim, biliyorsunuz. Bunu başka bir sebeplere dayandırarak iddia etmeyin diye Alan Baskıt'ı uyarıyor arkadaşlar kitabında. Ve dille ilgili bir şeyden bahsediyor ki bu söylediği şey aslında onun Nobel'e aday gösterilmesinin nedeni. Dilin gücünü, onun gücünün sonsuz olduğunu denemelerimle daha o yaşlarda fark etmiştim. Dilin büyüsüne, sonsuz gücüne öyle inandırmıştım ki kendimi, şimdi bile bütün insanlığı dilin kurtaracağını biliyorum.
ve devam ediyor. Diyor ki bu nedenle ben Çukurova Hanım'ın dilini aldım. Onu bir evrenin dili yaptım diyor. İşte bildiğim kadarıyla burada benden çok daha önemli Yaşar Kemal birileri var. Onun Nobel'e aday gösterilmesinin nedenlerinden de biri bu. Bir de şunu okumadan geçemeyeceğim. Mustafa Kemal'le ilgili görüşler arkadaşlar. Cumhuriyetten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün hızlandırmasıyla geniş bir dil çalışması yapıldı ve Anadolu'ya bütünüyle dönüş başladı. Anadolu'ya bütünüyle dönüş başladı. Onun bahsettiği Anadolu, Kitle Anadolu'su. Yani Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Arabıyla bir başka bir. Anadolu'yla da ilgili şeyi söyleyip bitiyorum görüşünü. Diyor ki kitabında arkadaşlar, biz kendimizi Çukurova'lı bilirdik çocukluğumuzda. Zaten köyünde iki tane okul yazar var. Biri kendi, biri Mustafa. Mustafa her kimse arkadaşlarından biri. Hani şimdi biraz küçümsüyorlar biliyorsunuz. Ortaokul tek diye Yaşar Kemal'i. Aslında evet ortaokulu terk etmiş ama köyünün en okumuşu ve bu okumasını Toroslar Üniversitesi'nde devam ettirmiş. Üzüldüğün odan dinlemiştim. Yaşar Kemal 16 yaşında gider kilim toplardı diyor. Ve kilimle birlikte destan toplardı. Yani Yaşar Kemal önce destancı. Yani kendi destanlarıyla bu destanları karşılaştırır okurdu. Abidin Dino onun romana, öyküye yönlendirildi. Hüsnü Dino'nun söylediğini söylüyorum. Ali Fahm'la birlikte. En son konuşan iki kişiydi arkadaşlar. Biz ayrıldıktan sonra maalesef 103 yaşındayken vefat etti. Ama biz işte tanışma ve Abidin Dino'nun ufacık evini görme şansına sahip olduk. İşte biz Çukurova mıyız diyor. Anadolu diyorlar buna. Anadolu'yu başka bir yer zannediyor. Şimdi benim torun da Kıbrıs'ta yaşıyor. Ona Adana dediklerinde Adana'yı Türkiye'ye zannediyor. Kendi Kıbrıs'ta Adana'ya geldi, Türkiye'ye geldi. Öyle bir şey. Diyor ki bu Anadolu dedikleri yer bizim artık dış dünyamız olmuştu. Yani Torosların ötesi onun için Anadolu. Büyüdüğümüzde ne yapıp ne edecek çok güzel atlara binip Anadolu'ya gidecek. Hani hep söylenir ya güzel atlara bindi gittiler ölenler için aslında o çocukluğundan o güzel atlara binip at çok önemli Yaşar Kemal'in öykülerinde güzel atlara binip Anadolu'ya gitmeyi düşünüyorlar. Mehmet'le ikimiz büyük araştırmalara girdik. Önce öğretmene burasının Anadolu olup olmadığını sorduk. O burasının Anadolu'nun bir parçası olduğunu hem de en bereketli, en güzel bir parçası olduğunu söyledi. Şu mor dağların arkası neresiydi? Orası Anadolu'ydu. Oraların toprakları çok verimsizdi. Ama insanları da yok, çok yoksuldu diye düşünmeye başladı diyerek kafasında bir Anadolu canlandırıyor. Daha öteye gitmeyeceğim. Yani hepinize okumuşuzdur muhtemelen ama Yaşar Kemal'i anlamak için bu kitabı özellikle okumanızı tavsiye ederim. Biz bu okuduğumuz paragrafların hepsini nasıl fotoğraflarız diye aramızda tartıştık. Ve bazı önce hayalimizde bir fotoğraf oluşturduk. Yani aynı bir film yönetmeni gibi arkadaşlar. Klasik fotoğrafçılar gibi değil. Boynumuza fotoğraf makinesi takıp giderek gördüğümüz her şeyi fotoğraf. Yok öyle bir şey. Zaten altın olanın böyle bir fotoğraf anlayışı yok. Biz düşünüyoruz ki fotoğraf 1/24 saniyelik en kısa filmdir. Bir öykü anlatmıyorsa
Hele bu anlattığı öykü bir şeyleri değiştirmiyorsa ona sanat demek mümkün değildir. Fotoğraf diyebilirler. Onun için ben bizim yaptığımız şeye fotoğraf değil, fotograf diyorum. Ayırmak için, kırmak için de bir tabir. Fotoğraf değil, fotograf. İşte isterseniz önce nasıl bir çalışma yaptığımızın arka planını Yaşar Bey sizlere göstersin. Arkasından da yaptığımız işi göstersin. Tabii bunun sergisi de vardı. İnanamazsınız bu sergiyi gördüğünüzde çok güzeldi. Ondan sonra da hem gençlerimiz hem sizler birlikte konuşalım. Sıkılan da gitsin tabii ki. Peki. Teşekkür ederim Yaşar Bey. Söz sizde. Zaten tam da burada bugün biz Atatürk bir şey o da güzel. Yaşar Kemal 100 yaşında konuşuyoruz. Kübra atıyorum Yasin, Zehra, Umut işte bu çocuklar, bu gençler Yaşar Kemal'i 100 yaşında nasıl gördüler? Nasıl anladılar? Nasıl anlattılar? Anlamak da yetmez, anlattılar. İfade ettiler. Bu süreçti Atatürk'ü Yaşar Kemal'i 100 yaşında yapan. Yarın 125 yaşında da bunlar yapılacak. 300 yaşında da yapılacak diye bir iyi duygu yaşamak istiyorum ben. Ve hemen sizi daha çok bekletmeden önce bir sahne kurgulayacağız. Yani bir sinema rejisörü bir sahneyi nasıl kurgularsa öyle kurgulayacağız. Yukarı çıkacağız. Bir kapıya geleceğiz. Gördünüz mü bakın kapıyı? Şuradaki kapıyı. Bu kapı Türkiye kapısı. Yani Hititlerin kapısı. Şimdi bakın. Şu pencereden bakarak o döneme ait gördünüz mü? Gelin bakın şöyle. Bu da hieroglif. Evet. Asativatas'ta diye okunur. Asativanta. Asativanda diye de okunur arkadaşlar. Farklı okuyanlar var. Ülkedeki bütün kötülükleri ülkeden çıkarttım. Ben efendimin evini kutsadım. Arkadaşlar bakın bu kabuklardan bu evi yapılıyor. Ceviz kabuğu var. Nar kabuğu var. Görüyor musun? O zamana
şeyleri. Ama o şeyi hep aç şerbetle mi savunuyor? Gamalı acı görüyor musun? Evet. Sosiste var. Ege bölgesi İyon'dur. Ondan sonrası milattan önce ile birlikte. Şuraya da daktiloyu koyun. Sen at o tarafa. Niye? Niyetli. Elif nerede Elif? Biraz sola, biraz sola. Mahpushane içinde üç ağaç incir, kolumda kelepçe, boynumda zincir, zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil, yatarım, yatarım gün belli değil. Yani bir sanat yaratıcıdır. Dilini önce yaratır. En büyük şey budur. Yaratıyorum o abartılan şeyi. Abartılı değil mi bu şimdi? Böyle bir sarı görülmüş mü dünyada?
Yani insan yaşamının tadını bulur. Mutluluk denilen nesneyi ben ilk ve son orada tattım. Ne bir kadınla aşk, ne şudur, ne edebiyattır. Tabii çok zulüm görmüş bir adam ki anılarımı yazmak istiyorum. Yani iyi bir kunduracı olabilirdim ama yazar olmaya karar verdim. Traktör şoförüydüm. Bu kadar acı çektireceklerini bilseydim ve içim götürseydi yazar olmamayı, ben yazar olmazdım. Ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür zenginliğini kurtarmak elimizde. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç. Ya gerçek bir demokrasi ya da hiç.
gökte kuş uçtu, yavru kaldı. Gökyüzü mavi kaldı. Evet, evet. Ben çok güzel iki akşam yaşadı yazarları Çukurova Sanat Okulu. Bir akşam kaçırışım da çok keyifliydi. Bugün de sizler de çok keyifli ve başarılı oldu. Bunların tamamının var olmasının mimarı Çetin Yeğen oldu. Ben Çetin Yeğen'i de burada o gel ki bir yok. Hayır. Zarar mı olur gelince? Şuraya gel. Ay yapmayın siz kalkarsanız zor. Hayır yok ayakta konuşacağız artık. Tamam. Aradım ben o tarafa geçeyim hadi. Geçme. Yayını kapatayım mı? Tamam. Ya tabii şaşırdım. Ben öncelikle biz herkes biliyor sanırım şu sıra sanat girişimiyle altın olan kardeş kurmuşlardır. Farklı ve birleşen etkinliklerimiz oluyor. Zaman zaman işbirliği yaparak ortak etkinliklere imza da attığımız oluyor. Ayrı ayrı etkinliklerimiz de oluyor ama Adana'da bu iki kuruluşun yerinin çok farklı ve seçkin olduğunu düşünüyorum. Biz bir tarafı ben iki tarafı da temsil ettiğimi düşünüyorum. Sağ olsun Haluk Bey olsun, Altın Orhan ailesi olsun, bana bir de Altın Orhan'da onur kurulu üyeliği. Dolayısıyla ikisi adına da konuşuyorum. Öncelikle bütün katkılarına, desteklerine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir varsınlık kazandırdınız, her zaman da kazandırıyorsunuz. Bizde de fotoğraf sanatçısı dostlarımız var ama fotoğrafla ilgili bir sorunumuz olduğu zaman biliyoruz ki burada bir kalıp tutanımız var. Altın Orhan var. Çalışacağız. Yaşar Kemal'le ilgili birkaç cümle de ben paylaşmak istiyorum. Yaşar Kemal adeta benim ailemin yatakıdır. Tahsin Sezer Kadir'le de bilir. Benim anne tarafım Kadir'den. Dolayısıyla çok büyük bir aile. Kara Mustoğulları'ndan. Yaşar Kemal'in incelemediği için işte Safiye Mehmet denilen birisinin anılarını anlattıklarını söylerler. Büyük dayım, annemin dayısı, Sina Gazisi bir Osmanlı yüzbaşısı idi. Orada ölmedi, orada İngilizler bir çatışmada kurtulup gelir. Kozan garnizonunda komutanlık yapar. Daha sonra şeylere sebebiyle gittiği söker atar, mavzeli topar, Toroslara çıkar. Yaşar abiyle ben çok konuştum. Yani birçok birlikteliğim oldu. Bu dayıdan bahsederken Toroslar'da bir adam düşünün. Kucağında Mavzeli, başının altında Marx'ın kapitali diye anlattı. O dayımın eşi Safiye Mehmet'in anılarını bir hafta 10 gün kadar geceleri anlatmış dayı. Remzi dayı. Ve sabaha kadar oğlum ben ikisine çay, kahve ve çorba taşıdım dedi. Oradan biliyorum dedi. Tabii ki bu bir Safiye Mehmet monografisi değildir. İnce Mehmet, Safiye Mehmet'ten de esinlenilerek bir kurgu kahramandır. Yaratılmış bir kahramandır. Dolayısıyla herkes benim hayatımda olan hiç kimsenin olan değildir. Herkesin hayatı romandır. Söylemek istediğime gelirsek kısaca, Yaşar Kemal hiçbir zaman ben Kürt'üm dememiştir. Yaşar Kemal ben Türk'üm dememiştir. Ama Yaşar Kemal çok daha önemli bir şey söylemiştir. Ben bu romanlarımı Türkçe ile yazdım demiştir. Çok önemli. Ama Kürt kültürel kimliğini de inkar etmemiştir. İşte az önce Haluk Hoca'nın en basketle yaptığı şeyi oradan alıntılar aldı. Onu da okudum. Yayınlanmamış eserler de okudum. Yaşar abiyle ilgili. Sohbetlerim de oldu. Yaşar Kemal gerçekten biz Türk yazarlar için
öncüden öte bir şeydir. İki Kemal, izine basmadan ben roman yazıyorum, öykü yazıyorum, hiç kimse diyemez. Onlar asla inkar edemezler. Ve bir geçiş dönemi yazarlarıdır. Her ikisi de. Onlarla dönüyoruz. Onların açtığı yoldan gidiyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Bazı kategorize etmelerde mavi Anadolucular üç büyük sanatçıyla anılır. Birisi Bedir Rahmi Eyüboğlu'dur. Hepimiz biliyorsunuz. Şair, ressam. İkincisi Ali Karmaz balıkçısıdır. Cevat Şakir Kabaç. Eski Adana valisi Osmanlı döneminin Şakir Paşa'nın oğlu. Ve Şakir Paşa'yı öldürdü. Üçüncüsü de felsefeci, arkeoloji bilgini Azra Erhat. Ben Yaşar Kemal'in de bunların sapında bir mavi Anadolu'da olduğuna inanıyorum. Onun bu yanını da unutmamamız lazım. Ve Yaşar Kemal, tabii ki belirli politikalar var. Bugün konudan konuya geçiyor gibi olmasın. Yılmaz Güney de bizim bir değerimizdir. Ama Türkiye üzerinde oynayan dört büyük emperyal yapı varsa eğer son 100 yıl içerisinde bunların başatlarından birisi Fransızlardır. Ve özellikle kültür hayatımızda çok böyle derinden etkileri olmaktadır. Şu an kitap piyasada bulunuyor. İkinci baskısına izin verilmiyor. Ama Ruj Lekesi diye bir kitap var. Sahaflardan bulursanız, sanata gönül verdiyseniz onu mutlaka okuyun. Onu okuduğunuz zaman günümüzdeki sanat hareketlerinde emperyal güçlerin nasıl manipüle ettiğini görürsünüz. Dolayısıyla Yaşar abi Anadolu kültürünü özümsemiştir. Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Abazasıyla, Arapçayla hepsi. O durumdur. Hepimizde olduğu gibi. Etkinliklerin hiç önemi yok. Böyle insanların ağzından zaten sanatçısınız bakarak sen Kürt'ün, Arap'ın falan diye bir insan bakmamalıdır. Etnik kimlik şöyle bir şeydir. Ben Türkmenim, anam da Türkmen, babam da Türkmen. Ama ben şimdi Japonum dediğim zaman hadi canım sen de kimse diyemem. Şu andan itibaren Japon olurum eğer ben Japonum dersen. O nedenle etnik kimliği büyütmeyin, kardeşçe sarılın. Hepimiz Kürt'üz. Evet, hepimiz Kürt'üz. Arkadaşlar bakın, bir cümleyi bitireceğim. Türk dilinin Batı dillerinden çok ayrı bir biçimi var. Bu biçim, bu yapı yeni bir romanı, yeni bir roman yapısı ortaya çıkartabilir. Bu da romana, roman biçimlerine yeni olanaklar sağlayabilir diye Çetin abinin söylediği şeyi teyit etmiştim. Teşekkür ederim. Mesela unutmayın, 2 Kasım'da Ramada'dayız. İsteyen arkadaşım davet alabilir ama davetiye almanız şart. Teşekkür ediyor, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.